Cümleden selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Ramazan Balaban. Bugün Mengen'deyiz. Mesela bugün ihtiyaçlarımızı almaya geldik, çarşıdayız. Ufak tefek hem kayıtlar alacağım, hem de ihtiyaçlarımı göreceğim bugün. Bugün güzel bir güneş var. Şöyle çarşı içinde göstermiş olalım. Evet. Bugün de bir markete girelim. Şöyle hızlı hızlı geçiyorum, reklam olmasın. Of, fiyata bak. Evet arkadaşlar, markete girilecek gibi değil. Market felaket ya. Her şey pahalı. Bu arada hızlı çıktım. Bilerek hızlı çıktım. Çünkü çocuk bezi arıyorum. Malum bugün cuma olduğu için hani indirimde gelen var mı diye bakıyorum. Evet. Çekime devam arkadaşlar. Nereye? Veteriner? He şeye. Ali'ye mi? Ha. Ali abiye. Verirse. Çavukları bir gün çaldım. Zaten tahminen 20 dakika içinde tamamen çözüyor. Hepsi hapşırıyorlar. Gözlerinden su akıyor ya. He. 4 tane 5 tane ne oldu? Sarılardım böyle. Tavuk mu? He. Sarılar dayanaksız. Burası da Mengen merkez, tam ana caddesi. Bugün şuradan geçelim, şeye gideriz yukarı. Ha, öyle tatili değil mi? Tabii, öyle tatili. Ha ya, ooo. Veteriner açıktır. İnşallah. Bak anne. Arka sokaktayız. Veterinere gidiyoruz. Orhun'un arabasından işte bu. İşleri büyütürsek biz de alırız. İnşallah. Meşhur Mengen'in Mahir Pastanesi. Meşhur. Erdal abi kuaför. Yok. O kadar bir şey olmuyor. Veterinere geldik arkadaşlar. Evet arkadaşlar, amcam içeride. Şimdi belki şuraya uğrayabiliriz. Bereket tarıma. Veterinerde iğne alıyor tavuklarını. Çakır Veteriner Kliniği, Mengen, Bolu Mengen. Bütün bizim köye, bütün köyümüze Ali abi bakıyor. Hayvanlara. Mengen'de en iyisi, en genci, en ideali.
saatleri mi? Evet. Şimdi de postaneye. Öyle tatil ama bankamatiğe uğrayacağız. Burası belediye. Evet. Burası itfaiyemiz. Mengen itfaiyesi. Postanemiz burası. Evet. Biz girelim. Hatemi'ye. Evet arkadaşlar. Postanede işimiz bitti. Burası da halk kütüphanesi. Mengen. Benim çocukluğumda bir iki sefer geldim bu binaya. En üst katı. Şöyle. Evet arkadaşlar, postanedeki işimiz bitti. Kütüphanemizi gösterdim. Şimdi telefonum için tripod arıyorum. Tripodumda dün sıkıntı yaşadım. Çıkmaya başladı artık yerinden. Buraya da bakacağım. Varsa artık Efe ile iletişim şöyle. Evet arkadaşlar, tripodu bulamadık bir türlü. Arıyoruz. Bir de ileride Şirinlere de bir bakalım şuradaki. Şurası Mengen, meşhur Mengen Eczanesi. Eskiden şurada Damla Pastanesi vardı. Bir de ileriye bakalım. Nerelerde ne var? Şöyle. Arkadaşlar, gimbal burada da yok veya telefon tutacağı burada da yok, öyle söyleyeyim. 1 milyon cumhuriyalım mı? Onda da şey vardı, selfie çubuğu vardı. Ona da bakalım. Bakalım şöyle. Hem gezmiş oluyoruz. Evet, burası da 1 milyoncu. Evet. Orada da yok. Bu nasıl bir telefon diye. Burada yok, orada yok. Orada da yok. Mengen'de bulamadık. Bol da biraz zor bulursun. Sen orada araba da giriyor muyuz belediyenin oraya? Yok, karşıdakine gider. Orada kimse yok. Ünal abi falan buraya gelir. Arka tarafı. Şuradan gidelim mi? Veya gel belediyenin içine gidelim, gel. Meşhur Melis'imiz.
Burası da belediyenin alt kısmı. Çocukluğumda şurada tost yerdim. Büfe Yılmaz'da. Evet, burada. Evet arkadaşlar. Burası belediye. Mengen Belediyesi. Aklıma iyi geldi ya. Evet, bizim Mengen, meşhur Mengen TV'nin olduğu yere gidiyoruz. Yani Hüseyin Varlık rahmetli, nur içinde yatsın, Hüseyin abimizin dükkanına gidiyoruz. Buraya geldik çorap diye, tamam mı? Orada ufak bir resim işimiz var. Kanalımız için bir destek alacağız. İnşallah. Müsaitlerse, zamanları varsa. Meşhur Mengenimizin 56 oğlu. Şurada karşıda gördüğünüz ilk okuduğum okul. İlkokulum. Köydeki okuldan sonra buraya gelmiştik. Ondan sonra da şu karşıdaki gördüğünüz caminin yanında Mengen İlköğretim var. Oraya geçtim. Orada 8. sınıfı da orada bitirdim. Burası da Gökçeosu Caddesi. He? Alalım. Burası da meşhur Gökçeosu Caddesi. Yani şu karşıdaki gördüğünüz yer Ankara İstanbul yolu. Evet. Meşhur Mengen TV'nin olduğu yer. Şurası. Fotovarlık yazıyor. Oraya da bir selam verelim hem. Hem işimiz vardı. Onu görelim. Gördüğünüz gibi. Evet, bir selam verelim. Ondan sonra. Arkadaşlar. Evet, fotovarlıktan çıktık. Mengen TV'den çıktık. Ufak tefek işlerimiz vardı. Sağ olsunlar, yardımcı oldular. Şimdi fırına girmiştik. Bakın, ben 5 ekmek. Amcam 15 ekmek. Maşallah ya. Bugün kalabalık olduğu için biraz da fazla aldı. Maşallah var ya. O neydi lan? O neydi lan? Evet, şimdi nasip olursa ya otostop ya muhtarımız gelecek. Cami hocasını bırakacak. Yolla gideceğiz.
ya da onunla gideceğiz. Başka çaresi yok. Güzel görüntüler almaya çalıştım ama işte elimden geldiği kadarına birkaç bir şeyler yaptım. Güzelce editleyeceğim. Programlayacağım. Belki aralarına kısa kısa müzikler koyabilirim. Meşhur dört yolumuz. Bizim Mengen dört yol deriz biz buraya. Zonguldak yolu istikameti burası. Artı 4 derece diyor. Yalan değilse tabi. Artı 4 derece. Nasıl bir 4 derece ben anlamadım. Ellerim ayaklarım üşüdü. Bacaklarım üşüdü. Evet. Şuradan da bir markete gireceğiz. Çocukların ihtiyaçlarını karşılayacağım. Bir otostop yapalım mı? Otostop çekelim mi? Deneme ya. Evet, marketteyiz. Islak havlu. Islak havlu. Şunlardan bir tane bundan. Ya fiyatlara bakın arkadaşlar ya. Evet, bir tane kola. ₺21 bir tane yumurta. Şuradan çocuklara abur cubur. O nedir arkadaş ya? Çok pahalı ya. Şöyle. Şunlardan. Bir tane bundan, bir tane bundan. Başka bir tane de bir tane de çekirdek alalım. Çocukların cipsi neredeydi? Evet, burada. Aha, düştü. Niye düşüyorsun? Ne var da düşüyorsun? Evet. Devam ediyoruz. Çok pahalı kakaolu süt. Normal sütler neredeydi? Şöyle. Çocuk sallanmış. Allah. Süt alalım. Ne istiyorsun? Almam. Annem almam. Gidelim. Mamalı. 7.90. İki tane de süt aldık. Şuradan. Çamaşır, bulaşık, deterjan da alalım. Neredeydi? Mesai şuradan. Bundan alıyoruz. Bir tane bundan alıyoruz. Şöyle. Oba. Şuraya gidiyorsun.
Market görüntüsü bu kadar. Evet arkadaşlar, otostopa çıktık şimdi. Dört yoldayız. Ya muhtarımız denk gelecek ya da otostopla gideceğiz. Ya şu kadar 3-4 parça, 1-2-3-4 parça 300 lira. Hatta 290 lira. Marketlere girilecek gibi değil. Felaket ya. Bu kadar olamaz ya. Yani çocuk bezi olmuş. 40 liraydı, 37 lira falandı. 59 lira olmuş. Ya olamaz bu kadar bir zam. Ya nedir bu arkadaş? Nereye gidiyoruz? Ne oluyor? Şöyle mengenimizin de güzel görüntülerini alalım. Şöyle ışıklar yeşile döndü. Ya kusura bakmayın, isyan ettim biraz. Bu market için arkadaş en ucuz diye BİM'e geldik. Oradan da yani 4 parça ya. Orası amcamın. 4 parça ekmek aldım. Zaten bir dünya para. Çocuklara süt aldım, bez aldım. Ellerinde iyisin diye ufak çikolata falan aldım. 400 lira dedi ya. 400 lira geri bıraktım bazı ürünleri. Mesela yumurtayı geri bıraktım. 30 lira. 30 lira yumurta olur mu ya? Ya adalet mi var ya arkadaş ya? Olamaz böyle bir şey ya. Şurası da terminalimiz, gördüğümüz yer. Evet arkadaşlar, bir mengen macerasının sonuna geldik. Evimize geldik. Paketlerimiz. Muhtarımız geldi sağ olsun. Onunla geldik. Bugün güneşliydi. Güzeldi ama biraz soğuktu. Neyse bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmuyoruz lütfen. Elimden geldiği kadar düzgün, güzel videolar çekmeye çalışıyorum. Herkes Allah'a emanet olsun.